Ramazan'da çok hafif bir tatlıdır kendisi. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından olan güllaca Ramazan'da ilgi büyük. Özel sipariş alan fırınlar pidenin yanı sıra iftar için tepsi tepsi güllaç yapıyor. Güllaçı kesiyoruz. Sonra sütü kaynatıyoruz. Sütün içine miktarca şekerini aktardıktan sonra gül suyu mutlaka olmalı içinde. Gül suyunu koyuyoruz. Sonra hazır güllaçlarımızı ılık sütün içine batırıyoruz. Osmanlı saray mutfağının en gözde tatlılarından biri olan güllaç, mısır nişastası un, su ya da sütle de yapılabiliyor. Sütün içerisine birkaç damla gül suyu damlatılarak gül tadının verildiği güllacın yufkaları ise özel olarak getirtiliyor. Önce güllacın sütü hazırlanıyor, ardından yufkalar süte batırılarak az bir süre bekletilip tepsiye seriliyor. Bol miktarda dövülmüş ceviz konulduktan sonra tekrar üzeri yufka ile kapatılan güllaç iki farklı çeşitte süslenebiliyor. Kiraz ve fındıkla süslenen güllacın yanı sıra nar ve antep fıstıklı olanı da büyük ilgi görüyor. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlarından güllaç şimdi de Ramazan sofralarını süslüyor. Hafif, hazmı kolay ve bir o kadar da lezzetli olan güllaç bakalım nasıl yapılıyor? Şimdi ustasından öğrenelim. Belli bir süresi var. O süreyi aşmama süreciyle birkaç dakika bekletiyoruz. Sonra tepsiye diziyoruz. Kaç kat oluyor? Şu anda gelen güllaçın zaten bir pakettir. Bir paketten bir tepsi yapıyoruz. Peki bir güllaç ne kadar sürede tüketilmeli? Bir güllaçın tüketim süresi 2 saati geçmemeli. 2 saati geçtiği zaman güllaç sütünü çekiyor ve lezzetinde bir düşme oranı kesinlikle gözüküyor. O yüzden güllaçın taze tüketilmesi şart diye düşünüyorum ben. Ramazan sofralarına özel bir tatlı olan hafif, hazmı kolay ve oldukça lezzetli olan güllacı, yüksek tansiyon, mide, şeker ya da kalp rahatsızlığı olanlarında az miktarda olmak şartıyla tüketebileceği belirtiliyor. Önce kirazları koyuyoruz. Evet. Normalde nar da kullanılıyor. Biz iki çeşit güllaç yaptığımız için cevizli güllaçımıza kiraz, fıstıklı güllaçımıza ise nar taneleri yerleştiriyoruz. Bir de içine gül suyu koyuyordunuz. Sonuçta güllaç gülden gelen bir evet, şey. Evet, tabii ki. Ne kadar koyuyorsunuz? Güllaçın 2 litre süte yaklaşık 3 damla kadar bir gül suyu damlatıyoruz. Güllaçımız şu anda yemeğe hazırdır. Afiyet olsun.